Gördüğünüz gibi gece gündüz çalışmalar sürüyor. Şu an itibariyle kamyonlar ışıklandırma sistemlerine ulaşmaya gayret ediyorlar. Evet, ulaşılacak son nokta uçakların görebileceği ışıklandırma sistemi. Hemen ışıklandırma sistemleri biraz belki karanlık ama şu anda ekrana girdi. Gördüğünüz gibi bu aralığı birleştirmeye çalışıyorlar. Evet, bu aralık birleşecek. Ondan sonra tabii ki genişletilecek ve pistin bir ucu bu tarafta, yani Kızkule'ye yakın tarafındaki ucu ortaya çıkmış olacak. Şu anda evet, iskeleye benzer şekilde gördüğünüz ışıklandırma alanı, uçakların havadan net bir şekilde görebileceği ışıklandırma alanı, oralar tamamlandı. Şimdi gördüğünüz gibi işte bu aralık, bu aralığa ulaşılma çalışılıyor. Kamyonlar taşları, molozları, toprakları getirerek denizi doldurma çalışıyorlar. Aynı zamanda pazarın gece görüntüsünü Kızkule girişinden sizlere sunuyoruz. Gördüğünüz gibi sahile çok yakın havaalanı. İleride görünen merkez. Işıklandırılmış olan yer havaalanının giriş merkezi olacak. Tam tünelin orasında bir bu kadar da diğer tarafta var. Bunu da buradan vurgulayalım. Şu anda ışıklar parlıyor adeta. Pazar merkezi gibi aydınlık. Her iki tarafta da çalışmalar devam ediyor. Ben sizlere şu an bu saat itibariyle görüntüyü sunuyorum. Tertemiz bir hava var. Çok güzel bir hava var. İnşallah koronavirüs hastalığını da atlatırız ve bir an önce eski durumumuza kavuşuruz. Değerli izleyicilerimiz, gerçekten çok sıkıntılı günler yaşıyoruz. Esnaflarımız çok sıkıntılı günler yaşıyor. Eski günlere şu an dönmek çok zor. Zaten çay var, biliyorsunuz. Çay olduğu için pazar merkezinde de doldururuz, kimse yok. Gerçi çay ocakları, lokantalar ve diğer iş yerleri açıldı ama insanlar çaylarla meşgul. İnsanlar çaylarla meşgul olunca da merkezde kimseler bulunmuyor. Bugün çay ocaklarına dolaştım, lokantalara dolaştım. Doğru, bir sessizlik hakimdi. Çünkü havada güzel, çay üreticileri bahçelerde ve bir an önce çaylarıyla uğraşıyorlar. Böyle biraz yakınlaştıralım. Gördüğünüz gibi gece gündüz çalışmalar devam ediliyor. Işıkları izliyorsunuz, kamyonlar, tankerler gidip geliyorlar. Evet, aynı zamanda akşam görüntüsünü sizlere sunalım dedim. Hava da çok güzel. Balkondan sizlere, evin balkondan Aysel Alas'tan dedim. Öyle canım annem, geniş, denize yakın, havada tertemiz bir ev kiraladı.
akrabalarım, dostlarım gelecek. Burada kalacak. Ben de kalacak. Güzel evim olsun. Tertemiz, pırıl pırıl. Denize nazır bir evim olsun istedi. Aysel Palas olsun dedi ismi. Gelen giden rahat etsin dedi. Sevgili anacığım, sensiz günler çok zor geçiyor. Hakkını helal et. Işıklar içerisinde olur. Canım benim. Denizi seven, temizliği seven, insanları seven biriydi. Bambaşka biriydi. Evet. Son görüntüleri sizlere sunduk. Pazarda havaalanını merak eden dostlarımız, işte Lütfi kardeş bizlere böyle görüntüleri sunarsan sevinirim demişlerdi. Pazardan uzak, memleketten uzak, memleket hasreti çekenlere kısa bir görüntü sunmaya çalıştım. Gördüğünüz gibi, evet, şu aralık dolacak. Bu aralık dolacak, genişleyecek ve pist oluşacak. Şimdilik aradaki bölgelerde bir kısım denizin kalacağı, suyun kalacağı söyleniyor. Ama zamanla tamamen doldurulur mu? Bunu da göreceğiz şu anda projede. Bir an önce ışıklarla dolgu alanın birleşmesi var. Işıklandırma sistemiyle dolgu alanı birleşecek ve pist oluşacak. Sağında, solunda da deniz şu anda mevcut olacak. Evet, şimdi hoşça kalın.